Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 20. haftasının 5. videosundayız. Yani son videosundayız. Çember ve daire ile ilgili ne yapıyorduk? ÖSYM benzeri testlerin çözümlerini yapıyorduk. Kitabımızda da sayfa numarası 193 ve 194'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soru ne diyor bakalım? O merkezi çember ve AD ile BC birbirine paralel verilmiş. Hemen şu paralelikleri şöyle bir göstereyim. Sonra EB ile CF kesimi oymuş. Bak dikkat. EB ile CF. Demek ki bu doğrusal. Bu da doğrusal. Yani ben bu doğrusallığı kullanacağım. Şunun kesimi O olarak verilmiş. E hocam burada ters açı falan filan belki kullanacağız onu. 50 ise belki burayı 50 yazacağız. Başka neler verilmiş burada? Burada başka verilen şeylere bakacak olursak x kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi ben buradaki paralelliği kullanmam lazım. Aa bak ters açıyı kullandım ya burada. Z'den dolayı burası da 50 derece mi? Evet. Ve dikkat et merkezden gelmiş bu. Bu da yarı çap bu da yarı çap. Hocam yarı çap yarı çap. O zaman burası da 50. 50 50 100. Buraya ne kaldı? 80. Ters açıdan burası da 80. E takıldık kaldık. Başka ne yapacağız? Hocam bak bu da yarı çap bu da yarı çap. Ana şu ikisi eşit ve hocam bu 50 de dış açıya 2 iç açı 1 dış açıya eşit olduğundan dolayı bunlar da 25 25 yapar. Ve artı benden x isteniyor. Şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı. X 25 artı 80'e eşit. Yani Kaç yapıyor? 105 yapıyor. Cevap 105 oldu. Birinci soru Cehan oldu. Geldik 2'ye. Evet hep yarım daireler verilmiş. Hocam benzerlik alan ilişkisini yapacağız? Maalesef alanlar oranı falan bir şey verilmiş mi? 3 katı olarak verilmiş. şuradaki alan A iken burası 3A verilmiş arkadaşlar. Bakalım birbirine teğet. Kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanı 3 katı olduğuna göre. Ya hocam bir de buradaki alan verilmiş olsaydı benzerlik alan ilişkisini yapabilirdim. Ama bu alanda verilmemiş şimdi bana. O zaman burada benzerlik alanı yapamam. Ya da yarı çaplardaki kat belli değil. Benzerlik alanı ben burada yapabilir miyim? Maalesef yapamam. E ne yapacağız? E mecbur uzun yoldan yapacağız. A alanı bulacağız. Büyük yarımdan şu yarımı beyaz çıkartacağız. 3A'yı bulacağız. En büyükten ortanca'yı çıkartacağız. E bu şekilde birbirlerini eşitleyeceğiz. O zaman A alanını bulalım. Şurası R, burası R. A alanı nedir arkadaşım? A alanını bulurken ne yapacağız? Şu büyükten, yani ortanca'dan küçüğü çıkartacağım. pi Nedir bu? Yarı çap kaç? Ha, R artı 2 değil. Dikkat. Şuradakinin yarı çapı. Çapı 2 R artı 2 ya. Yarı çapı R artı 1 yaptı. Dikkat. Pi R artı 1'in karesi bölü 2'den neyi çıkartacağım? Hocam pi R kare bölü 2'yi çıkartacağım. E buradan ne geldi o zaman A alanı? Pi bölü 2 parantezinde direkt R artı 1'in karesi yani R kare artı 2 R artı 1 eksi bir de burada R karem var. Evet şunlar şunlar götürdü. Yani buradan A alanı ne çıktı arkadaşlar? Pi bölü 2 parantezinde 2R artı 1 yaptı arkadaşım. Geldik B alanına. B alanı derken 3A alanına pardon. 3A alanında ne eşit? Büyükten büyüğün yarı çapı lazım bana. Hocam çapı 2R artı 6 ya. R artı 3 yapmaz mı o zaman? Evet. Yani R artı 3. Pi R artı 3'ün karesi. Hatta 3A'yı yazarken şöyle yazsak nasıl olur? Tamam sonra yazarız ya da. 3 ay ben şuraya bir yazayım. Büyük P R artı 3'ün karesi eksi şu ortancayı mı çıkartacağım arkadaşlar 3 ayı bulurken? Evet ortancanın da P R artı 1'in karesi bölü 2 bölü 2 unutmayalım tabii ki. Buradan ne geldi o zaman? P bölü 2 parantezinde. P bölü 2 parantezini aldım. R artı 3'ün karesi yani R kare artı 6 R artı 9 eksi R artı 1'in karesi önüne eksi koyacağım. R kare artı 2 R Artı bir ya önüne eksi koydum hepsini eksiyle çarpıyorum. Yani r kareler gitti. O zaman buradan da ne geldi? 3 a alanında P bölü 2 çarpı 4 r eksi 1. Evet burası 4 r eksi 1'e eşit oldu. Değil mi? Yok 4 r artı 8'e eşit oldu. Özür dilerim. E o zaman burada bak a belliydi. Gel burada bu 3 a yerine yaz. Şu 3 a alanı buna eşit. 3 çarpı a a yerine de P bölü 2 2R artı 1 yazdım. Eşitmiş. 3A alanı buna eşit ya. Bak 3 çarpı A eşittir buydu. O da pi bölü 2 parantezinde çarpı 4R artı 8'e eşit. Pi bölü 2'ler gitti mi? Gitti. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Düzenleyelim. Bunu 3 ile çarpıyorum. Burayı 6R artı 3 eşittir. 4R artı 8 olduğundan 2R buradan kaç eşit oldu? 5'e eşit oldu. 2R5 e eşit oldu. Bizden x isteniyor. Bak x 2R eşit değil mi? Evet. Yani cevap neye eşit oldu? 5'e eşit oldu. Arkadaşlar işlem. Bak sınavda çıkmış. Dikkat. O yüzden dikkat edin. Hatta son yıllara yakın zamanlarda sınava çıkmış. Yani 2007 ya da 2008 falan filan olması lazım arkadaşlar. E, o yüzden bu soruya lütfen dikkat edin. İkinci soru. Evet oldu. Geldik üçüncü soruya. Kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesi. E 4 birimse bu da yarıçapsa Burada yarım çember var değil mi? Burada da şöyle bir çember yayı var. O zaman yarı çap kaç yaptı? 2 2 yaptı. Şu yarım çemberin yarıçapı. Hocam büyük çemberin yarıçapını buluyor muyuz? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bulabiliriz tabii ki. E, bu merkezde çektik yapsan. Aa hocam şurası karenin bir kenarı kaçtı? 4'tü. Burası 90. Burası 90. Burası da 90 olduğundan burada bir dikdörtgen çıktı. 2 ise 2, 4 ise 4. Büyüğün yarıçapında 4 bulmuş olduk. Tamam. Büyüğün yarıçapı 4. Karışıklık ortadan kalsın diye ben şu an şunu siliyorum. O zaman büyüğün yarıçapı 4 ise en etkili silahımız yarı yarıçap çizmekte. Al sana yarıçap. Bir de saçma sapan bir alan var. Biz daire diliminin alanını bildiğimiz için daire dilimi oluşturmak zorundayız. Şöyle bir daire dilimi oluşturduk. Hocam yarıçap uzunluğu 4. Bir de açı da lazım bana. Bak 90'ın karşı 4, hangi açının karşısı 2'dir. 30'un. E o zaman burası 60. Aynı mantıkta burası 4 ya. E, 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da 60'dır. Hatta burası da 60. Bak şimdi biz şu alanı bulabiliriz. Bu alanı nasıl bulabiliriz? 60'lık dilimden şuradaki 60'lık dilimi çıkartacağız. Sonra şu alanları da bulacağız. Yani şuraya ben bir A alanı diyeyim istersen. A alanı. A alanını bulayım. A alanı dediğim 60'lık dilimden pi yarıçap kaç? 4. 4'ün karesi 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Şu 60'lık dilim ve yarıçapı 2 olan 60'lık dilim. Pi r kare. 60 bölü 360'ı çıkartacağım. Hocam şu şu sadeleşse 6 şu şu sadeleşse artı 16 pi eksi 4 pi 12 pi bölü 6. A'yı buradan 12 pi bölü 6 olarak bulduk ya. Ee, o zaman ne yaptı? 16'dan 4 çıktı 12 evet. O zaman burası 2 pi yaptı. A alanı 2 pi bulduk. Şimdi hocam şuradaki B alanı diyelim buraya da C alanı diyelim. Ama aynı şeyin lacivert bak aynı üçgen. 60'lık dilimden bak şu 30-60-90 üçgeninden burayı çıkartacağım. Burada da 30 60 90 üçgenden burayı çıkartacağım. Aslında B alanında aynı. Çünkü aynı 30 60 90 ve aynı yarıçaplı dilim olduğu için bu orada alanlarda da birbirine eşit. B alanını da bulalım şimdi. B alanında siyah kalemle bulayım. Hocam üçgenin alanından şu 60'lık dilimi çıkartacağım. Üçgenin alanında şurası lazım bana 2 kök 3. 30'un karşısı 2 60'a karşısı 2 kök 3. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den ne çıkartıyorum? 60'lık dilimi pi r kare 60 bölü 360'ı çıkartacağım. Hocam gitti gitti 6 2 pi bölü 3 B alanında buradan 2 kök 3 eksi bu da 2 pi bölü 3 yapar. Şimdi benden ne isteniyor? A artı 2 B isteniyor. O zaman A alanı dediğim 2 pi artı B alanı dediğimde 2 B. Şu 2 ile çarpıyorum. 4 kök 3 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 pi bölü 3. Şimdi eksi 4 pi bölü 3 artı 2 b 3 kere 2 6. Bu 4 pi'ye çıkartınca 2 pi bölü 3 artı bir de 4 var. Yani cevap 4 köküç artı 2 pi bölü 3 çıkar. Yani balık esir oldu. Geldik şuraya dördüncü soruya. Yukarıdaki şekilde renkleri dışında özdeş olan silindir şeklindeki varillerin üstten görünümü verilmiştir. Sarı veril 6 tane varile diyor. Şöyle 6 tane varile diyor. Mavi varillerin her biri 5 tane varile diyor. Evet. Mavi varil bak her biri 5 tane varile diyor. Şuna bakacak olursan. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 gördün mü? Şuna bakacak olursan. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz üzere. Kırmızı varillerin her biri 2 varille diyor. Evet kırmızıya baktığınız zaman 2 varille diyor. Tamam. Varillerin taban yarıçapı çapı 1 birimdir. Buna göre şekildeki 13 varil bir iple gergin bir şekilde bağlandığında ipin uzunluğu en az kaçtır? Ne yaptın? Şunu mu yaptın? Hocam iple gergin bir şekilde bağlıyorum işte. Bak 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 bak. Aha öyle. Aha böyle olur dedin değil mi? Nereden biliyor kardeş? Bunu iple gergin bir şekilde bağladığın zaman niye burada bir boşluk oluyor? Yani değil mi? Dikkat et sen buradan bir iple gergin bir şekilde gitsen böyle dümdüz gitmez misin? Evet. Şuradan şöyle dümdüz gidersin. Bak buradan şöyle dümdüz gidersin. Sonra buradan da böyle dümdüz gidersin. Sonra buradan da böyle dümdüz gidersin. Değil mi? E sonra buradan da böyle dümdüz gidersin. Buradan da dümdüz gidersin. Buradan da dümdüz gidersin. Sonra bu iplerde buralarda da ne olacak arkadaşlar? Hop şöyle bir yayların da etrafını sarmaz mı? Sarar. E tamam bunu bulmaya çalışacağız. Yani bu uzunluklar kırmızı uzunluklar artı mavi uzunluklar. Gerçi mavi uzunlukları şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle merkezi düşünecek olursan şöyle. Hocam daha öncesinde güzel bir şey yapmıştık hatırlarsan. Hocam şunları şöyle birleştirecek olursak herhangi bir şeklin etrafına şöyle yarıçapları çapları eş dairelerde merkezleri bu köşeler olacak şekilde yarıçapları çapları eş daireler çizildiğinde etrafına ip sardığımızda bu yay uzunlukların toplamı ne oluyordu arkadaşlar? Anladın sana. Yay uzunluklarının toplamı tabii ki oradaki tam bir çember yapıyor diye zaten bunu çemberde uzunlukta söylemiştik. Neyse arkadaşlar burada bir iş yapalım bakalım. Çemberler birbirine değiyor. Hocam merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Ee, burada merkezleri burada da birleştir. Burada da birleştir. Sonra ne yapacağım? Burada da birleştir. Birleştir oğlum birleştir. Hadi birleştirmeye devam et. E hocam sonrasında burada da birleştirelim. Bakalım buradan bir şeyler çıkacaktır büyük ihtimalle. Hocam şöyle bir şey yaptığın zaman şu bir birim bir birim ya burası da bir bir burası da bir bir a eşkenar üçgen çıktı 60 60 60. Hocam burası da eşkenar 60 60 60. Hocam burası da eşkenar 60 60 60. E Sonra ne yapabiliriz burada? Şimdi burada burası da 60 derece dikkat et. Ondan sonra ben şunu da birleştirsem hocam burası da 60 derece oldu hocam şurası şöyle 240 yaptı buraya 120 derece kaldı 2 2 Burası 2 kök 3 mü yaptı Evet dikkat merkezeye çektik yapsam şöyle merkezeye çektik yapsam şöyle hocam Burası 2 kök Burası da 2 kök 3 olur Çünkü Burası da bir, Burası da bir uzunluklar eşit ve birbirine paralel paralelkenar oldu 90 olduğundan dikdörtgen oldu Evet şu her bir kırmızı uzunluğu kaç bulduk o zaman arkadaşım 2 kök 3 bulduk yani ipin uzunluğunu bulurken ne yapacağım arkadaşlar 2 kök 3 çarpı 6 Evet şunu şuraya yazayım 2 kök 3'ten 6 tane var bir kere. Artı bu yay uzunluklarını da bulacağız şimdi. Bu yay uzunluklarını bulurken şöyle yapabilirsin. Aslında belli. Hocam direkt 2 pi r tam bir çember yapıyor diyebilirsin. Ya da şurada merkez çektik yaptık ya. Bak dikkat et. Şurası kaç derece? 60 derece. Hocam burası da 120 x kenar çıktı. 30 30 çıktı burası da. Ee, burada da bir dikdörtgen çıktı. Aynı şekilde bunu da böyle birleştirirsen. Hocam burası da 120 burası da 30 30 yaptı. Burada da bir merkez teyit çektik yapsa. Bak dikkat et. 90 burası. 90 burası 180. 60, 60, 120, 150. Değil mi? Bir dakika. 100, şurası 120 pardon. 30, 60 ve 30. 120. Buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Hocam 60 derece olarak bulduk ya. Aynı mantıktan şuradaki açıları da böyle yazsak. Aynı mantıktan dolayı buradaki da 60 derece gelir arkadaşlar. Çünkü eş yapılar onlar. Belli zaten. Ha eş yapılar olduğunu şöyle de anlayabilirsin. Şöyle. 60'ları yaz. Açıların zaten çıkacaktır böyle. Hocam bak burası da 30 30 çıktı. E burası da 90. E burası da 90. E sonra baktığınız zaman burası 60. Yani 60'lık dilimden 6 tane de var diyebiliriz. 2 pi r. 60 bölü 360'dan kaç tane var? 6 tane var dedik. Bak şunlar sadeleşti. E o zaman burası 12 kök 3 artı 2 pi mi yaptı? Evet 2 pi yapar. Cevap 12 kök 3 artı 2 pi yani balıkesir yaptı arkadaşlar 4. soruda. Ne yaptın? Hop böyle tam bir çevreleme yapmayacağım. Bu da güzel bir soru aslında. Bakınca geldik Nurtaç. Evet Nurtaç Hoca'ya tanıyorsunuz ya geometrici Nurtaç Hoca'ya düşünerekten yazdığım bir soruydu. Yani ÖSYM benzeri bir soru tabii ki. Nurtaç Hoca'm selamlar. Bu arada geçen de duydum bir öğrenci hemen götürmüş Nurtaç Hoca'ma sevindim valla. Selamımızı duyuyor Nurtaç Hoca. Aynı öğrenci. Yine o selamı götüreceksin. Unutma bak selam senin boynuna tamam mı? Evet Nurtaç bir kağıda dik üçgen çizip bu üçgenin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çizmiştir. Hemen bir dik üçgen çizeyim. Şöyle mecbur küçük çizmek zorundayım. Ve bu dik üçgenin köşelerinde böyle eş daireler çizecekmişim. Ne diyordu? Birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çizmiş. Hadi bakalım 3 tane eş daire ve birbirini kesmeyecek. Şöyle, şöyle ve şöyle birbirini kesmeyen 3 tane eş daireyi şöyle çizdik ve çizdik. Nurtaç herhangi iki daire üzerinde seçtiği noktalar arasındaki uzaklığın en çok 10, 12 ve 14 birim olduğunu görüyor. Arkadaşlar iki dairenin arasındaki en çok mesafe nedir? İki daire arasındaki en kısa mesafe merkezleri birleştirdiğimizde burası yani şu iki nokta arası en uzağı nedir? Yine merkezleri birleştirdiğimizde şuraları yapıyor arkadaşlar. E o zaman burada da o hamleyi yapacağım ben şimdi. Ee, birisi 10'muş birisi 12'miş birisi 14'müş e, Hipotenüs en, uz en uzak olacak ya O zaman hipotenüs en uzak olacağı için Yani Şuraları ne olacak arkadaşım Şunu şöyle uzattın şunu şöyle uzattın Şu uzunluğu sana 14 diyor Sonra Şu uzunlukları şunu uzattın bunu uzattın Şu uzunlukları sana kaç diyor 12 diyor Şunu uzattın bunu uzattın bu uzunluğu da sana kaç diyor 10 mu diyor evet yani sen şuraya bir R diyecek olursan. Bak şuraya R diyecek olursan. Hocam burası da R ise tamam 14 ise. Şu hipotenüse ne kaldı? 14 eksi 2 R'ye kaldı. E hocam burada tamamı yine 2 R'ye çıkarttığım zaman şuraya ne kaldı? 10 eksi 2 r kalacak. E hocam burası da tamamı 12. 2 tane R'ye çıkarttığım zaman 12 eksi 2 R'ye kaldı. Normalde Pisagor bantısı 14 eksi 2 R'nin karesi eşittir. 10 eksi 2 R'nin karesi. Artı 12 eksi 2 R'nin karesinden işlem işlem işlemle R'yi bulabiliriz. Ya da hisset kardeşim. Şimdi 10, 12 ve 14 ikişer artan üçgen. Büyük ihtimalle üçgendir. 6, 8, 13 üçgendir. Hocam burası 10 iken 2 R 4 R yani R 2 olacak. R gerçekten 2 mi? R yerine 2 koyarsam. Hocam burası 8 R yerine 2 koyarsam burası 6. Evet 6, 8 ve 13 üçgeni sağlanıyor arkadaşlar. R 2 bulduk. Buna göre diyor dairelerin içinde kalıp Üçgenin dışında kalan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Dairelerin içinde kalıp üçgenin dışında kalan bölgeler şunlar değil mi arkadaşlar? Evet. E ee, ben bundaki merkez açılara ulaşmam lazım. Hocam şuradaki açıya, buradaki açıya ve buradaki açıya ulaşmam lazım. Şimdi gençler şöyle bakacak olursak buradaki eş daireler olduğu için yani yarı aynı olduğu için da açılar toplamından gidebiliriz öncelikle. Açılar toplamı nedir? Şu yukarıya yazayım açılar toplamı nedir? Hocam şu açı. Ben normalde şunu biliyorum. Üçgenin iç açıları toplamı ya da direkt şuradaki belli zaten. 270. Sonra burası alfa. E o zaman burası ne yaptı? 360 eksi alfa yaptı. Şurası beta ise burası da 360 eksi beta mı yaptı? Açılar toplamını bulacağım ben şimdi. Alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyorum ben. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Açılar toplamına gelelim. 270 var. 270 artı. Hocam şu açı 360 eksi alfa artı bir de buradaki açı 360 eksi beta. E o zaman şurada. Dikkat edin. Eksi alfa ile eksi betanın toplamı nedir? Alfa artı beta kaçtı? 90'dı. O zaman eksi alfa artı eksi beta eksi 90 yapar. Çünkü eksi parantezinde alfa artı beta yapıyor. Eksi 90 yapıyor. E o zaman şu ikisi kaç yapıyor o zaman arkadaşım? Şu e, 270'ten 90 çıkartırsam 180 yapıyor. O zaman 180 artı 360 artı 360 yani 720 toplamda da kaç yapıyor? 900 yapıyor. Açılar toplamı 9 yaptı. Şimdi benden bu alan toplamı isteniyor. E alan toplamı da neye eşit olacaktır? Onu da buraya yazayım. Alan dediğimiz şey pi r kare açılar toplamı 900 bölü 360'a eşit olacaktır. E o zaman burada hocam sıfırlar sadeleşsin. 4 kere 9 36 90 bölü 9'dan 10 pi mi yapıyor cevap? Evet cevabımız böylelikle 10 pi yapacaktır. Beşinci soru Balıkesir oldu. Evet bunu da yakın zamanda ÖSYM e sordu. Zaten bu test en yakın zaman olan test. Haberin olsun. Cevap Balıkesir. Geldik altıncı soruya. Aşağıdaki şekilde 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu gösterilmiştir. Eyvallah. Şu buton gösterilmiş. Butonun etrafına sabitlenen herhangi iki ardışık sayı arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Yani şu 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4 ardışık sayılar. Hocam 1 ile 9 a -a, herhangi iki ardışık sayı arasındaki açı ölçüleri birbirine eşitliyor. Tamam Yani buradakiler alfa, 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 alfa diyebiliriz. 8 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 210 derece döndürüldüğünde 2 numaralı program seçiliyor. Saat yönü neresi? Bu yön. 8 numaralı seçiliyken hop şöyle geldim. 210 derece döndürdüm. 210 derece döndürünce 2 numaraya geliyormuş. Ya yani alt taraf 210 derece diyor. Hocam üst taraftaki her bir açının da ben alfa 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 olduğunu biliyorum. E 1 2 3 4 5 6 alfa artı 210 eşittir 360 diyeyim. Evet 6 alfayı buradan kaç buluruz? 6 alfa 150 gelir. O zaman alfayı da kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz. Bana diyor ki 2 numaralı program seçiliyken şimdi 2 seçiliyken Buton 5 numaraya getirildiğinde butonu 5'e getireceğim. En az kaç derece döndürür? Normalde böyle de döndürürüm ama böyle fazla dönüyor. En az dönmesi için. hop Şöyle mi olması lazım arkadaşlar? Evet. E her bir ölçüyü ben kaç buldum? Burası alfa burası alfa burası alfa. Benden 3 alfa isteniyor. Yani 3 çarpı 25 isteniyor. Cevap kaç yapıyor o zaman? 75 yapıyor. Evet cevap 75 oldu arkadaşlar. 6. soru denizli oldu. Geldik 7'ye. Yarı çapı R olan bir çemberin çevresi 2 pi olarak bulunuyor. Şekilde R yarı çaplı çeyrek çember daire tam olarak tam olarak bir kez çevrelen bir ip 4 eşit parçaya bölünüyor. Ben bunu şöyle tam olarak böyle çevrelen bir ip koydum. Bunu da 4 eşit parçaya böldüm. 4 eşit parçaya böldüğümde yarı çapı R olan çeyrek daireyi tam olarak çiziyorum. Yani aslında bu ne demek? Hocam bu yayın dörtte biri burası. Yani burası x iken burası 4x olacak yay. Hocam burası r iken de burası da 4r olacak değil mi? Yani şurası 4r burası da 4r. Yani aslında ne oldu? Burası 2r artı x iken bak burası 8r artı 4x. Gerçekten 4 eşit parçaya böldüğümde bunu elde ediyorum. Yani iki tane çeyrek çemberin yarıçaplar çapları oranı 1'e 4 mi oldu? Evet çeyrek dairenin alanları olanı soruluyor bize. Direkt pi r kare ya da pi 4 r kare diye hesaplamayalım. Arkadaş iki çember birbirine benzer değil mi? Ya, yarı çaplar oranı 1 bölü 4 ee, alanlar ne olacak karesi. 1 bölü 16 yapacak. Alanlar oranı kaç olabilir diye soruluyor. Ya küçüğün büyüğe ya da büyüğün küçüğe oranı soruluyor bize. Ya 1 bölü 16 ya da 16 bölü 1 olacak. Yani cevap akçay oldu. 7. soru akçay oldu. Geldik 8'e. Yukarıdaki şekilde yarı çapı 6 birim olan A ve B merkezi çember yayılır. C ve D noktalarını da kesmiştir. E, A merkezinden bir 1 yarıçap çizsek. Hocam bu da yarıçap. Hocam bu da yarıçap. Eyvallah. Bu da yarıçap. Yani bu yarıçaplar nedir? Birbirine eşit. B merkezinden yarıçap çizsek en etkili silahımız yarıçaptı zaten. Hocam B'den yarıçap. A hocam bu yarıçap. Aynı. Bu da yarıçap. Aynı. E bu da yarıçap. Yani bu da yarıçap, bu da yarıçap oldu mu? Bu da yarıçap oldu mu? Oldu. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Eşkenar çık üçgen çıktı burada. 60 60 60. E hocam bu da 60 60 60 çıktı. Benden taralı alanlar toplam isteniyor. E şuraya bak. Burası ayrı bir 60'lık dilim. E şuraya bak. Burası da ayrı bir 60'lık dilim. İki tane 60'lık dilim isteniyor. Yarış hatları da aynı. Ha bazen şunu da yapabilirdi ÖSYM'i. Ee, ne yapabilirdi mesela? Şurada eşkenar üçgen verip de böyle alan taşıma da sorulabilirdi. Mesela şunu alıp buraya taşıyalım hocam şeklinde bir şey de olabilirdi. ÖSYM'nin bunu da yapmışlığı da var. Dikkat edin eşlik girişlerde bazen alan taşıma yapıyoruz. Ama buradaki soru daha basiti. Direkt 60'lık dilim hocam burası. E Buradaki de 60'lık dilim. Yarı çapları da zaten kaç? Biliyor muyuz? Yarı çapı da zaten 6. Evet yarı çapı da 6. O zaman yarı çapı 6 olan pi r kare 60 bölü 360'dan kaç tane var diyeceğiz? 2 tane var diyeceğiz. Alanı da bulmuş oluruz. Sıfırlar 36'lar gitti. Cevap da 12 pi'ye eşit oldu. Yani 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu etrafına sahiplenmiş eşit aralıklarla 9 çizgi. Evet bu eşit aralık. 9 çizgi varsa 9 tane aralık vardır değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 360'ı 9'a bölsen her bir aralık kaçar derece yapıyor? 40'ar derece yapıyor. Aklımızda bulunsun. Şöyle 40 derece olduğunu bilelim. Sonra bir numaralı program seçilirken bir rakamı zemine en yakın konumdadır. Hocam bir rakamı zemine en yakın konumda. Aa, şurada göstereyim ben sana. Bir zemine yakın konumda. Yani şöyle bir daire var. Zeminde burası. Zemine en yakın yeri, çemberin zemine en yakın yerini nasıl buluruz? Tam merkezden doğruya dik çizdiğinizde buluruz değil mi? Tam buradan geçen. Yani senin bir rakamın tam merkezden aşağıya çizilen şu dikle bulunuyor mu? Evet. Tam burası doğrusal oldu arkadaşlar. İşte burası. Tamam. E, ben şunların kaçar derece olduğunu biliyorum. 40'ar derece olduğunu biliyorum. Şurada 40'ları da yazalım. Hocam şurası da 40, burası da 40, burası da 40, burası da 40. 40 160 yaptı. Kaç derece kaldı? Tam böyle bunun buraya gelmesine. Hocam 20 derece kaldı. Tam burası da 20 derece yapıyor. Tamam. Şurası da 40 derece yaptı. Yani şu merkezden çizdiğim dik böyle geçiyor ya. Bundan devamı zaten 20 20 ayırmak zorunda. Peki buna göre tuşlar şekildeki konumdayken buton saat yönünde saat yönü neresi? Bu yön. Bu yönde en az kaç derece döndürülürse 6 ve 9 rakamları zemine eşit uzaklıkta. Evet, saat yönünde bu yönde döndüreceğim. 6 ve 9'un zemine eşit uzaklıkta olmasını bekliyorum. Her ikisi de bak bu doğrunun sol tarafında olamaz. Çünkü sol tarafında olursa birisi yukarıda, birisi aşağıda olacak. Olmaz. Doğrunun her ikisi de sağ tarafında olması gerekiyor mu arkadaşlar? Evet. Doğrunun her ikisi de sağ tarafında olması gerekiyor. Ve ben bunu ok yönünde çevireceğim. Bak bu yönde de değil. O zaman 6'nın bir tanesi sağ tarafta olacak. Pardon. 6 ve 9 rakamları. Evet 6'nın bir tanesi sağ tarafta olacak. 9 da sol tarafta kalacak arkadaşlar. Peki 6 ve 9 sağ ve solda olacaksa eğer ki şuraya bakacak olursak burası da 20'ye 20 diye ayırmış burası. E hocam bu tam böyle 6 ve 9'un ortasını bulmamız gerekir. Çünkü mesela 5 ile 6 burada nerede arkadaşlar? Şuradan 5 ve 6'dan yola çıkalım. Hocam 5 ve 6 tam böyle sağında solunda. Her ikisi de eşit uzunlukta değil mi şöyle bakacak olursak. Çünkü niye? 5 ve 6'ya dikkat et. Hocam burası 10 derece burası da 10 derece yapıyor. E sen bunu böyle belirtirsen ikiz kenarda çizilen açı ortay dik oldu. E, bunlar birbirine eşit oldu. Zemine de eşit uzakta oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Çünkü zemine şey olmuş oluyor. Paralel olmuş oluyor burası. Zemine dik ya burası. Zemine paralel olmuş oluyor. O zaman bu da bu da zemine eşit uzakta oluyor. E o zaman ben ne diyeceğim? Ben şunu diyeceğim herhangi bir sayının her iki iki tane sayının tam böyle zemine eşit uzaklı olmasını istiyorsam eğer oradaki iki sayı mesela 5 ile 6'nın tam böyle birleştirdiğimdeki orta noktası bu doğrunun üstünde olmak zorunda. Bak çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir şey, soru. Soru çok güzel bir şey öğretiyor bak sana. E o zaman burada arkadaşım benden ne isteniyor? Benden şu isteniyor. 6 ve 9. Hocam 6 ve 9'un tam ortasına bakacağım. E 40, 40, 40. 120 derece 60 derece değil mi? Tam ortası burası. Yani şurası da 20 dereceye 20 derece yapıyor. Ben tam bu oradaki ortayı şuraya getirirsem. Bak dikkat. Tam buradaki ortayı şuraya getirirsem. E hocam buraya getirdim. Sonra bunun sağında kaç birim sağında? 60 derece sağında değil mi? Öbürü de 60 derece solunda 6 ve 9 olacağı için hatta 60 nereye denk geliyor? Tam bu orta noktayı ben buraya getirirsem. O zaman 6 nereye denk gelmiş oluyor arkadaşlar? Kaç derece döndürmüş olacağım o zaman? 20 burada, 40 burada, 20 burada. O zaman 80 derece döndürmüş olacağım. Cevap 80 olacak. Yani bak sen 6'yı 80 derece döndür. 40 burası, 40 burası. 6 burada olursa, 9 da şurada olursa 80 derece, 40, 40. 9 da tam burada olursa zemine eşit uzakta oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Bak birbirinin simetriği olmuş oluyor. Yani sen 6'yı 80 derece döndürdün. 9'u da 80 derece döndürdün. Ya da orta noktasını Tam orta noktasını tam bu çizginin üzerine getireceksin. Orta noktası tam o çizginin üzerine gelene kadar hop şöyle 40 burada, 20 burada, 20 burada yani toplam 80 derece döndürürsen saat yönünde işte tam 6 ve 9'un orta noktasını o çizginin üzerine getirirsek 6 ve 9 zemine eşit işte uzakta oluyor. Bu da ÖSYM'nin benzeri bir soru ama daha farklı bir mantık konulmuş hali. Orta noktasını o çizgiye getirmeyeli hali gerçekten bu da güzel bir soru. Cevap böylelikle 80 yaptı. Peki Diğer türlü sorulmuş olsaydı saat yönünde sorulmuş olsaydı. Saat yönünün tersinde sorulmuş olsaydı. Bu yönünü sorulmuş olsaydı o zaman burada buradaki noktayı hop şuraya getirecektim. 40, 40 bir de 20. Yani toplamda 100 derece getirirsem buraya e, o ortası burada olacak. O zaman 9 şurada olacaktı değil mi? 9 burada olacaktı 6 da burada olacaktı. Yani 100 derecede saat yönünün tersinde döndürdüğüm zaman o zaman yine 9 ile 6 eşit uzunlukta oluyor arkadaşlar zemine. Ama 100 derece tam nereye geliyor? Hocam 40 40 80 tam burası. 2 ile 3'ün ortasına geliyor 9. Öbürde 8 ile 9'un ortasına geliyor 6. Tamam? Her türlü ihtimalde sana burada göstermek istedim. Cevap akçay yaptı. Gerçekten güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Barış daire şeklindeki bir tahta parçasını keserek 16 dilim ayırmış. Bu dilimlerden her tanesi kendi arasında özdeş ve 3 tanesi mesela atıyorum şöyle bir dilim var. 3 tanesi Diğer 13 tanesi de atıyorum şöyle daha küçük bir parçası. 13 tanesini de böyle. Tamam mı? Şöyle daha küçük bir parçası. Kendi arasında özdeştir ve merkez açıları tam sayıdır. Merkez açılar tam sayı olacak bu arada. Şimdi Barış bu dilimlerden iki tanesini birleştirerek çeyrek daire dilimi elde ediyor. Hocam iki tanesini ben buradan seçtim. Birisi alfa, birisi de beta olsun arkadaşım burada. İki tanesini ben burada seçersem, ikisini de bundan seçersem hani bundan 3 tane var ya Bundan da kaç tane var? 13 tane var. Çünkü toplam 16 tane dilime ayırdım ya. Hocam 2 tanesi burası olursa 2 tanesini birleştirirsek birleştirerek ne elde edecekmişim ben? E, bu dilimlerden 2 tanesini birleştirerek çeyrek daire dilimi elde ediyor. Hocam ikisini de ben buradan seçersem Hocam e, çeyrek daire yani 90 derece 2 alfa 90 derece olursa alfa 45 yapar. E, alfa 45 ise 3 tane 45 135 artı 13 tane beta toplamı 180 360 yapıyor mu? Cık, yapmıyor. E, ee, 360'dan 125 çıkartıp 13'e böldüğümüz zaman 13'e bölünmüyor arkadaşlar. Demek ki iki tanesini de buradan seçersem olmuyor arkadaşlar. Peki iki tanesini buradan seçersem oluyor mu? Ona da bakalım. Ona da bakalım. Hocam iki tanesini buradan seçersem e, burası kaç yapıyor? Beta 45 derece yapıyor. Değil mi? Hani iki tane betadan bir 90 derece elde edeceğim ve Bir tane beta 45. Zaten 13 tane 45 360 yaşıyor. Bu hiç olmuyor. O zaman ben bir tane buradan seçeceğim. Bir tane de buradan seçeceğim. Yani bir dilimi buradan bir dilimi buradan seçince alfa ile betanın toplamı kaç olacakmış arkadaşlar? 90 derece. Bu iki dilimi birleştirerek ben bir çeyrek daire elde edecekmişim. Tamam. E başka ne biliyorum ben? 3 tane alfalık dilimden var. 13 tane de betalık dilimden var. E bunlar bir tam daireden parçalanmış. E o zaman burası 3 alfa artı 13 beta da neye eşit olmak zorunda? 360 eşit olmak zorunda. O zaman yukarıyı ne yapalım arkadaşlar? Eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam alfalar nanoy oluyor. Hocam burası da 10 beta yapıyor. Çünkü eksi 3 beta artı 13 betadan. Burası da 270. 360'dan 270 çıkınca 90 yapıyor. Betayı da kaç buluruz? 9 buluruz. Evet beta 9 mu çıkıyor? Evet beta 9 derece çıkıyor arkadaşlar. Beta 9 derece çıktı. Buna göre diyor büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü. Büyük dilimde alfa değil miydi? Sen alfa ile beta'nın toplamında 90 derece olarak bilmiyor musun? Evet. Beta'yı sen 9 derece bulduysan alfa da kaç derece yapar o zaman? 81 derece yapar. Bak şunu 81 derece seçip bunu da 9 derece seçersek ikisini ikisinden bir çeyrek daire elde ediyorum. Ve diğer durumda sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Gerçekten bu da güzel bir soru. Cevap balık kesir yaptı 10. soruda. Geldik Kemal. Buradan Kemal'e bir gönderme. Keşke Kemal'e çözdürseydim ya. Bir tane sorumuzu Kemal çözmüştü biliyorsunuz. Evet, VIP Fizik Kemal dostum sana da buradan selamlar. 3 tane karton parçasını keserek yarıçapı 2 cm olan bir daire elde etmek istiyor. 3 hmm. tane karton parçasını keserek yarıçapı 2 olan işin gücün yok mu ya Kemal ya? Hep böyle şeylerle uğraşın. Buna göre Kemal Kenar uzunluğu 5 santimetre kare. Bak. Kenar uzunluğu 5 santimetre olan bir kareden yarıçapı 2 santimetre olan bir daire elde edebilir miyim? Yani şöyle bir şey çizebilir miyim? E arkadaşlar bu dairenin ben en büyüğünü çizeyim. En büyüğü de şu şekilde olmaz mı? Hop şöyle hocam. Bir kenarı da kaçtı? 5'ti değil mi? Hocam merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. E o zaman burası da kaç yapıyor? E bu da yarıçap, bu da yarıçap. Burası 2,5 mi yapıyor? Evet. Hocam ben bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan bir kareden ne oluşturabiliyorum? Yarı çapı 2.5 santimetre olan bir daire oluşturuyorum. Hocam yarı çapı 2 olan bir daire elde etmek istiyorum ben. E yarı çapı 2 olan da bu şekilde olur kardeşim. Kesinlikle oluşturur muyum? Oluştururum. Yani Kemal bunu oluşturur. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim ikincisine. Kenar uzunluğu 6 santimetre olan eşkenar üçgen. Kenar uzunluğu 6 santimetre olan eşkenar üçgenden en büyük daireyi nasıl oluştururum? Kenarlara teğet olan değil midir? Yani iç teğet çemberi değil midir arkadaşlar? Evet. Bir kenar 6. Tamam 6 ve 6 birim olandan bakalım yarıçapını kaç bulacağım? En büyük yarıçapı kaç bulacağım? Arkadaş iç teğet çemberin yarı çapı nedir? Her şeyin merkeziydi değil mi? Çevrel çemberin merkezi yükseklerin kesim noktası. Yani şurası 90 derece. Ee, burası 3 3 diye iki parçaya böler. Aynı zamanda ağırlık merkezi. 30'un karşısı, karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküçtür. 1'e 2 oran olacak. 1'e 2 orandan dolayı da köküçe 2 kök 3 olacak değil mi? Evet. Tamam. Burası kök 3. O zaman burası da 2 kök 3. O zaman ben ne buldum? Yarı çapı köküç oldu. Hocam yarı çapı kök 3 buldum ben. Kök 3 ve ben yarı çapı 2 olanı elde etmek istiyorum. Kök 3 2'den nedir? Küçüktür. Yani ben şu eşkenar üçgen şeklindeki bir kağıttan en fazla kök 3 santimetrelik bir yarı çaplık bir daire elde ederim. 2 santimetre yarı çaplıyı elde edemem köküçten küçük olsaydı evet kabul edebilirdik burada ama bak tekrar söylüyorum şu cümleye dikkat et. Ben eşkenar üçgen şeklindeki bir kartondan en fazla kök 3 santimetre yarıçapı çapı kök 3 santimetre olan bir daire elde edebiliyorum. Ama benden 2 isteniliyor. Kök 3 2'den büyük. O zaman ben bu kartondan bunu elde edemem arkadaşım. Bu gitti. Öbürüne bakalım. Kenar uzunluğu 4 santimetre olan ve bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan eşkenar dörtgen. Şöyle bir eşkenar dörtgen var. Elimde bir açısı da kaç dereceymiş? 120 derece. Şu açısı mesela 120. 120. Bir kenar uzunluğu da 4 cm. 4, 4, 4, 4. Hocam ben bunu keserek bir karton elde edeceğim. En güzeli nedir? Hop içeriden teğet olan çember değil midir? Evet. Hocam şu teğet teğet. Şu merkezi burasıysa bunun yarıçapını bulmaya çalışacağım. O teğet teğet tam merkezden geçince ne oluyordu? Açı ortay olmuyor muydu? Evet. E, açı ortay dediğimiz burası 60-60 yapar. E, merkez var, teğet var, çektik. Çemberin yarıçapı da burası. Sonra burada şunu bulmaya çalışacağım ben. E hocam şuradaki uzunluk belli mi? Ya da şurası belli mi? Ya e, aslında buna bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir şey. Hocam bu açı ortay devamı nedir? Köşegendir. Hocam bu da böyle açı ortay devamı nedir? Köşegendir. Çünkü teğet teğet olunca merkezden geçen açı ortay aynı zamanda eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Köşegenlerin kesim noktası tam çemberin merkezidir. E, burası 120 yap. Burası da 60. Yani 30 30 olacak burası. Devamını getirelim bakalım. 30 60 90 üçgen çıktı. E sonrasında 90'ın karşısı dörtgen, 30'un karşısı kaç yapıyor? Şurası. Zaten burası 2 yapıyor kardeşim. Yarıçapı da ben bulurum ama gerek yok. Hocam bu yarıçap 2'den küçük. Yarıçap 2'den küçük oldu. Yarıçap 2'den küçük olduğu için hatta tam bulayım istersen. Şurası 2 mi? 2. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1 yapar. Burası da köküç yaptı. Yani yarı çapımız yine köküç yaptı. Köküç de 2'den küçük mü küçük. En fazla köküç yarı çaplı bir daire elde ettim. Ama ben ikili elde etmek istiyorum. İkili elde etseydim o zaman şöyle bir çember olması lazımdı. Kartonun dışına çıkıyorum o zaman. Olmuyor yani bu da yanlış. E kemallik soruya yani VIP fiziklik soruya VIP soru yakışırdı. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. ÖSYM bunu nasıl sormuştu? Şey topu şeklinde sormuştu. Hmm, ne topu? Basket topu da değil de tenis topunu Aralıklardan geçiyor mu diye sormuştu. Telerigüle aralıklar. Bir telerigüle aralık eşkenar dörtgeni de atıyorum. Bir tanesi kare şeklindeydi atıyorum. Tamam. O şekilde bir şey sormuştu. Yok ama orada da sadece dörtgen şeklindeydi galiba. Yani ben burada kareyi eşkenar üçgeni ve eşkenar dörtgeni yorumlatmışım. ÖSYM böyle kazanımı bol olan soruları gerçekten çok seviyor. O yüzden bu soruya dikkat yine karşısına çıkabilir. Tamam. 11. soru. Ne çıktı? Yalnız bir. Yani Akçay çıktı. Ve geldik son soruya. Bu son soru da hatırlarsın böyle. E, kare sorusunda. işte kareleri böyle 5 tane kareye bölüyor sorusu vardı. Kare 1'i elde diyor Sonra kare 2'yi. Aynı soruyu da daire 1'e daire 2'ye çektiğinde yorumlamışım. Çünkü ÖSYM şunu da çok seviyor. Geçmişte gibi sorduğu farklı konuda sorduğu bir soruyu farklı bir soruya da uyarlamayı çok seviyor. Ben de bunu çemberde bak böyle bir soru sormamış. Çember ve dairede ben de bunu çembere uyarlamışım. Şimdi soruya bakalım. Çevre sağa birim olan daire 6 tane eş daireye ayrılıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş daireye ayırıp D1 dairesini oluşturuyorum. D1 dairesini oluştururken de bunlara teğet olan bir daire şeklinde oluşturuyormuşum. Eyvallah. Sonra daha sonra da D1 dairesi de bu D1 dairesi de benzer biçimde ayrılıp D2 dairesi oluşturulmuş. D2 dairesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen D3 dairesi D2'yi de parçalayacağım kardeşim. D2'yi de bak böyle yapacağım. 6 tane şurada. 1, 2 yani şöyle çizemiyorum ama arkadaşım anlarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizdin. Bir tane de içeride olacak böyle. Tamam. D3 dairesinin alanı 2 pi. 4 pi. Hocam 4 pi e, pi r kare ise pi r kare ise o zaman r'yi kaç bulduk? En küçük. içerideki en küçük dairenin yarıçapı 2 mi yaptı? Evet. Şimdi 6 tane eş daire. Bak kardeşim şu şu şöyle. Bunun çemberin merkezi burası olsun. Çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Hocam merkezi birleştirdim. Hatta bu kırmızıyla büyük daire de merkezleri ee, büyük daire de birbirine değiyor. Ya da şu büyük dairenin merkeziyle şuradaki siyahın da merkezi değiyor. O zaman bunu da birleştiririz. Yani burası doğrusal olmak zorunda. E aynı mantığı şurada da yapsam hocam. Burada da yapsam hocam. Devamını getirebilirim. Hepsinde de yapabilirim. Bakalım buradan güzel bir şey çıkacak mı? Şurada da yapsam hocam. Sonra burada da çemberler diyor. Hocam burada da merkezleri birleştirsem, merkezleri birleştirsem, merkezleri birleştirsem. Hepsini de yapmak zorunda değilsin. Aslında anladık. Hocam, e, o zaman ne çıktı burada? Burada güzel bir şey çıktı mı diye bakıyoruz. Aa hocam, aynı üçgenden bak burada bir düzgün altıgen çıktı. Bak 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 bak. Yarıçaplar aynı ya bunların siyahların. Hocam bu aynı. Bu hani RR diyecek olsam 2R 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 2R. 2R. Hocam düzgün altıgen çıktı. Düzgün altıgen olduğu için burası 60 derece oldu. O zaman buradaki üçgende bir eşkenar üçgen çıktı mı çıktı. Yani bunun yarı ben bir A N diyecek olursam. R'yi de biraz önce kullandım ya. O zaman burası da N. Burası da N. Hatta burası ikenken Burası da 2 en yapacak. E burası N ya. Burası da N oldu. He. Ben şimdi D1 dairesini oluştururken büyükleri böyle 6 tane eş daireye ayırdım. Bunu da böyle oluştururken ne oldu? O zaman D1 yarı çapıyla D ilk baştaki dairenin yarı çapındaki oran enken bak 3 en oldu. Yani 1'e 3 var. Tamam. Aynı şekilde o zaman ben burada D2 oluştururken hocam bunun yarı çapı K iken düğün yarı çapı 3K mı diyeceğim? Evet. Aynı şekilde şuradaki içeridekileri de oluştururken içeridekinin en küçüğü R iken ki R'yi biz 2 bulduk. İçeridekinin en küçüğü R iken en büyüğü ne olacak? 3 katı. 6 olacak. Evet. Buraya 6 buldum. Sonra burası 6 iken burası daha büyüğü ne olacak arkadaşlar? 3 katı 18 olacak. E hocam burası en küçüğü oldu şimdi. En küçüğü 18 iken en büyüğü ne olacak? 3 katı 54 mi olacak? Evet. Şu en büyük dairenin yarı çapını 54 buldum. Buna göre A kaçtır? A da çevresi A. Çevresini A demişti ilk baştaki dairenin çevresine. O da A'yı 54 buldum ya. En büyük çemberin yarı çapını 54 buldum ya. Yani 2 pi R. O da kaç yapıyor? 108 pi yapıyor. Bak dostum tekrar anlatıyorum. Ben bu örüntüyü kurduğumda en içteki dairenin yarıçapı ne enken ilk baştaki dairenin yarıçapı 3 n oldu. Yani oradaki orantı 1'e 3 çıktı. E o zaman en küçükten başladım. Hocam 2 iken 6 6 oldu. Sonra şu mavi kırmızının 3'te 1 olacak. 6 iken 18 oldu. Sonra bu kırmızı da en büyüğün 3'te 1'i 18 iken 54 olacak. 2 pi cevabı 108 bulduk. Gerçekten bu da güzel bir soru. Bu mantıkta bir soru karşımıza çıkar mı? Kesinlikle. Çıkabilir. Bak karedeki soruyu ben buraya uyarladım. ÖSYM de bunu sever. O yüzden buna dikkat et kardeşim. Evet böylelikle bu hafta bitti mi? Vallahi bitti. 20. haftayı da bitirdik. Sırada ne var? Analitik geometri var. O zaman bir sonraki videoda yani bir sonraki hafta analitik geometri hatta noktan analitik geometri, geometrisi konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.